Tabii yani bu salgınla, virüs karşısında en hazırlıksız ülkelerin başında Suriye geliyor. Uzun yıllardır bir iç savaş yaşanmış durumda ve sağlık sistemi ülkede tamamen çökmüş durumda. Devlet otoritesi zaten ciddi anlamda aşındı. Ülke birçok parçalı iktidar tarafından yönetiliyor. Bir yanda Esed rejimi var, bir tarafta Fırat'ın doğusunda PKK'nın ABD'li oluşturduğu bir kontrol var. Bir de Türkiye'nin kontrolünde, nüfuz alanında olan İdlib ve kurtarılmış bölgeler söz konusu. Ve tüm bu bölgelerde farklı bir şekilde tabi idari yapı olduğu için koronavirüsüyle ile mücadelede farklı yöntemlerle yürütülüyor. Tabi uzun bir dönem Suriye rejimi aslında ülkede vaka olmadığını iddia etmişti ama yapılan test sayılarına baktığımızda neredeyse birkaç tane testin dışında test yapılamadığını, buna yönelik bir altyapı olmadığını görmüştük. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde test kitleri hem rejime hem kurtarılmış bölgelere hem de PKK'nın kontrol ettiği bölgelere sağlamaya başladı ve burada yapılan testler sonucunda çeşitli vakalar ortaya çıktı. Şu anda resmi rakamlar hala rejim bölgesinde 20'yi geçmiyor. Ancak yapılan test sayılarının hala çok düşük olduğunu ve ülkede aslında sahadan gelen bilgiler bağlamında ciddi bir salgının olduğunu ve yayıldığını görüyoruz, biliyoruz. Özellikle rejimin kontrol ettiği bölgelerde İran kaynaklı virüsün ülkeye girişi söz konusu oldu. Şii milisler malum ciddi anlamda Irak üzerinden Suriye mobilize konumundalardı. Elbu Kemal sınır hattından Deyrizor bölgesine, Şam'a, Halep'e bu milislerin geldiğini biliyoruz ve bunlar aracılığıyla virüsün ülkeye girmesi söz konusu oldu. Yine Seyide Zeynep gibi türbeler bağlamında bir dini turizm var. Irak'tan, İran'dan yine çok sayıda Şii hacı bu bölgelere gelerek bir şekilde ziyarette bulunuyordu. Bunların da kontrol altına alınmadığını ve virüsü ciddi anlamda taşıyabildikleri öngörülüyordu. Yine Lübnan'dan rejim sathına girmiş çok sayıda kontrolsüz nüfus vardı. Bunlar bağlamında ülkede virüsün ciddi anlamda yayılmaya başladığını biliyorduk ve çok sayıda sahadan raporlanan ölüm de söz konusuydu. Rejim bunu dünya kamuoyundan belli ölçekte gizlemeye çalışıyordu. Ancak işte cenazelerden yapılan görüntüler bir şekilde sosyal medyaya sızdı. Tabi bu rejim boyutu Türkiye'nin nüfus altındaki bölgeler açısından meseleye baktığımızda ise buralarda da gerçekten ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Özellikle nüfus yoğunluğuna baktığımızda ki kilometre kareye 542'ye yakın insan düşüyor. Çok ciddi bir nüfus yoğunluğu var. 5,5 milyon insandan bahsediyoruz. Çok dar bir alanda. İşte İdlib'in kuzeyinde yaklaşık 3 milyon insan. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barışpınar Harekatı bölgesinde ise 2-2,5 milyona yakın insan söz konusu. Ve buradaki sağlık altyapısı da Türkiye'nin tüm attığı adımlara rağmen ciddi anlamda zor durumda. Çünkü hem nüfus yoğunluğu çok fazla hem de rejim unsurları özellikle İdlib'de malum harekat boyunca gerçekleştirdikleri doğrudan hastaneleri, poliklinikleri hedef alarak buradaki altyapıyı tamamen yok ettiler. Mülteci kamplarında 1,5 milyona yakın insan bölgede yaşıyor ve bu bölgelerde sosyal mesafe uygulayabilmek, insanları birbirinden ayrıştırabilmek hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla bu bölgelerde de virüsün yayılmış olma ihtimali gerçekten bizi korkutuyor açıkçası. Canacığım, son cümlenizde söylediniz aslında kamplarda sosyal mesafe mümkün değil. O kamplarda %400 oranında bir doluluk olduğunu, bir çadırı birkaç ailenin paylaşmasını, hatta çadır yerine zeytin ağaçları altında 1 milyon Sinik. Kişinin kamplarda yaşadığını düşünürsek bu mücadele gerçekten zor. Şimdi o noktalara sıçrarsa ya da o noktalarda bulunursa ne olur ki, çocuklar çok fazla, çocukların taşıyıcı olduğunu da biliyoruz. Suriyeli doktorlar olası bir can kaybının gerçekten korkunç rakamlara ulaşacağını söylüyorlar. Sizin bölgeden edindiğiniz izlenimler nedir hocam? Kesinlikle yani burada hem Suriye Geçiş Hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde hem Kurtuluş Hükümeti ile gerçekten büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Burada nüfus yoğunluğu çok fazla. Sadece İdlib'de rejimin son harekatının ardından 1,5 milyona yakın insan kamplarda yaşamak zorunda kaldı. Yine diğer kurtarılmış bölgelerde de yüz binlerce insanın çok zor şartlar altında kamplarda yaşadığını biliyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi çok sayıda insan çok küçük çadırlarda yahut dışarıda ağaçların altında, zeytinliklerde yaşamak durumundalar. Bu anlamda bazı istatistikler var. Yani şu anda tüm kurtarılmış bölgeler ve İdlib'de toplam sadece 201 tane yoğun bakım ünitesi var. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan yapılan bir projeksiyonda, bizim Suriye gündemi olarak yaptığımız bir projeksiyonda 14.500 yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Ama sadece 201 tane de üniteden bahsediyoruz. Yani bu inanılmaz korkunç bir rakam. Aynen. Eğer burada virüs yayılırsa bunu kontrol edebilmek, ardından ise bu insanları hızlı bir şekilde tedavi edebilmek, entübe olanları yoğun bakım üstünde
ventilatörlerle işte bu solunum cihazlarıyla müdahale etmek hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Bu da çok kitlesel ölümlere neden olabilir. Gerçekten korkunç rakamlar. Bu anlamda uluslararası toplumun, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün harekete geçmesi ve bu bölgelerin ihtiyacı olan ürünlerin, sağlık malzemelerinin, özellikle de ventilatörlerin Türkiye aracılığıyla bölgeye intikal ettirilmesi gerekiyor. Aksi halde çok korkunç bir şekilde büyük insan sayıda insan hayatını kaybedebilir diye düşünüyorum açıkçası.